Merhabalar, Lezzet Sepeti'ne hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere İzmir köfte tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz 500 gram dana kıyma, 3-4 adet uzun ve ince doğranmış patates, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, 1 çay bardağı galeta unu, 1 miktar maydanoz, 3 adet domates, 3-4 adet de biber kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. İlk olarak köftemizi hazırlamaya başlayalım. 500 gramlık dana kıyma demiştim. Kuzu ve dana karışık da kullanabilirsiniz. Baharatlarımızı ekliyorum. Ardından soğanı ekliyorum. Soğanın suyunu süzmeyi unutmayın. Yoksa acı bir tat bırakır köftenizde. 1 adet yumurta. 1 çay bardağı da galeta ununu ekledikten sonra biraz yoğuruyorum. Harcımızı iyice yoğurduktan sonra maydanozumu da ekliyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Harcımı güzelce yoğurduktan sonra artık şekillendireceğim. Bir miktar alıyorum. Şöyle uzunlamasına bir şekil veriyorum. İzmir köftenin özelliği bu şekilde uzun olmasıdır. Şimdi kalan harcımı da bu şekilde şekillendirip en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Köftelerimiz dinlendikten sonra patates ve köftelerimizi hafif yağda kızartacağız. Ama tamamen kızarmasını beklemeden de alacağız. Patateslerimi biraz kızarttım. Dediğim gibi tamamen kızarmasını beklemiyorum zaten. Şimdi bunları peçete serdiğim bir tabağa alıyorum. Yağların süzülmesi için. Patateslerimi kızarttıktan sonra aynı işlemi köfteler için de yapıyorum. Hafif şöyle kızarttıktan sonra peçete serdiğim tabağa yağ süzülmesi için alacağım. Şimdi de hafif kızarttığımız patates ve köftelerimizi bir köfte, bir patates olacak şekilde diziyoruz tepsimize. Köfte ve patateslerimizi dizdikten sonra domates ve biberlerimizi diziyoruz. Aslında İzmir köftenin orijinalinde biber yoktur. Ama ben çok sevdiğim için koyuyorum. Son olarak da üzeri için bir sos hazırladım. Malzemelerde göstermiştim. 2 yemek kaşığı domates salçası vardı. Bunu kaynamış 2 su bardağı suyla birazcık sıvı hale getirdim. İçine de 1 tatlı kaşığı kadar kekik ekledim. Siz istediğiniz kadar baharat ekleyip çıkarabilirsiniz burada. Şimdi bundan üstüne birazcık şöyle döküyorum. Köftelerimizi önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırına koyacağız ve patateslerin üzeri kızarana kadar pişireceğiz. İzmir köftemiz hazır. Yaklaşık 35 dakikada pişti. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ekranın sağ üst köşesindeki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.